Ama 5 kişi ama 20 kişi yönettim yani. Peki devam edelim. Ya tarih yazar ya TFF'ye kızar diye bugün fanatiğin manşeti vardı Şenol Hoca ile ilgili. Bu haber değil değil mi? Değil, bak şimdi okuyorum. Yorum değil mi Serdar? Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe eşleşmesinden sonra Beşiktaş'ın zaten sıkışık olan fikstürü daha da kritik bir hal aldı. Kartal Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda istediği sonuçlar alırsa muazzam bir işe imza atacak. Ancak bu periyotta olası bir başarısızlıksa Beşiktaş'ta TFF'nin arasını çok fazla gerecek. Bunun ilk sinyalini teknik direktör Güneş verdi. Takvimin önceden daha uygun şekilde ayarlanması gerekirdi dedi. Bununla ilgili... Nitekim fanatiğin bugün yaptığı yorumu Fikret Bey haberleştirdi. Evet, Fikret Başkan'ın açıklamaları var. Onu da hemen dinleyelim. Evet. Ceyhun, çünkü sıcağı sıcağına arkasına gelsin. Çok zor bir fikstür oldu. Şimdi Bayern Münih maçları, Fenerbahçe maçı geliyor. Fenerbahçe maçları geliyor sonra. Sonra Trabzon, Başakşehir falan 18 Mart'a kadar inanılmaz bir yoğun bir tempo var. Beşiktaş güçlü bir kadro ama buraları biraz dengelemeleri lazım. Yani bana soruyorsunuz, bazı maçların tehdit edilmesi lazım. Özellikle kupa maçlarıyla alakalı. Beşiktaş Türkiye'nin Avrupa'daki yüzü, biz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Birazcık da o konuda bize tolerans demeyelim de yardım edilmesi lazım. Erteleme ile alakalı Fenerbahçe ile ilgili federasyonla ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile bir görüşmeniz olacak mı? Başkanım? Hiçbir şekilde olmadı. Gerek duyarsak oluruz. Ben çok yanlış buluyorum bu maç erteleme isteği düşüncesini. Tolerans demeyelim diyor Sayın Başkan. Tolerans bu. Seni tebrik ediyorum. O zaman Türkiye'nin en geniş kadrosunu kurmayacaksın. Ver şeyi, ver abi. Görelim fikstürü. Ver abi. Maçlar arka, ama çok zor maçlar olduğu da gerçek tabii. Görelim. 10 Şubat Kardemir Karabük ne Spor. Ne yapalım abi yani? Hayır, erteleme merteleme olmaz. Öyle şey Karabük, mi olur canım? Tamam. Çocuk oyunu mu oynuyoruz? Geç. 16 Şubat Atiker Konya Spor. 20 Şubat Bayern Münih deplasmanı. Konya deplasman değil mi? Konya'da deplasman. 25 Şubat Fenerbahçe Vodafone'da. 28 Şubat Fenerbahçe, bu kupa, bu da Vodafone'da. 4 Mart Trabzonspor deplasmanı. 11 Mart Gençler Birliği Vodafone, 14 Mart Vodafone Bayern Münih, 18 Mart Medipol Başakşehir deplasman. Kupa maçına giderler yayıncı kuruluşa. Derler ki ya bizi bir hafta sonra yatın. Kupa maçı için diyorsun. Bir hafta sonra yattığın zaman Trabzon maçından sonra geliyor. Evet. Maçı ertelemek yani. Ben çok... O zaman da Trabzon maçından sonra geliyor. Ama burada olay ne biliyor musun? Nedir? Bak olay şu. Beşiktaş Karabük'ü yener mi? Yarın. Yener. Yarın değil mi maç? Evet. Yarın yendi. Kaç puan yaptı? 30 kaç puan Beşiktaş? 37 mi? 40 oluyor değil mi? Mehmet Ay. Evet. Evet. 40 puan yaptı. Gitti Konya'ya. Oldu ya, bir beraberlikle döndü. Olabilir. 41. Gitti Bayern'e. 3-0 yenildi. İhtimal var mı böyle bir şeye? Var. Var. Tabii canım. Yani görünen o ki 20 Şubat Çarşamba gecesi Bayern Münih deplasmanından döndüğünde veya Salı gecesi dükkanı kapatabiliriz diyorsun. Şunu diyecek: Avrupa'da işimiz bitti. Fenerbahçe maçı da ligdeki son şansımız. Olabilir. 25'inde Fenerbahçe maçına çıktılar. De ki o zamana kadar da Fenerbahçe yenildi. Alanya'yı da zor yendi. O da Fener'in de finali. Hı hı. Oldu. 89. dakikada Fener 1-0 kazandı Fenerbahçe. Olmadı mı ya? Oldu ya. Olabilir mi? Hayır, oldu, oldu. Oldu. 1-1 oldu ya. Tabii. Kaleci hatasından dolayı. Beşiktaş ayın 25'inde yani Merkür retrosundan 16 ile 25 arasındaki 9 günde Avrupa'dan gitti. Ligden de koptu. 3 gün sonraki maçta kıyamet kopar. Gelelim Fenerbahçe açısına. Tam bunun tersine. Bir şey söyleyeceğim. Kıyamet kopar mı? Şenol Hoca'nın ve Beşiktaş'ın sence kredisi taraftar gözünde? Kıyamet kopar. 3 tane şu anda 3 kulvarın 3'ünde de iddiası var. Evet. 3'ünden yani, de kopabilir. 3 kulvar 25, bir elham mı olur yani? 25'in gecesi ikisi gitmiş, ikisine bay bay demiş olabilirsin. Doğru mu? Evet. Geldik. Tam tersine. Karabük'ü yendi, 40 yaptı. Konya'ya gitti, deplasmanda yendi, 43 yaptı. Her şey yolunda. Evet. Gitti Bayern Münih'e, gene 3-0 yenilsin. Önemli değil. Tamam mı? 3-0 yenilsin. Geldi, onu bir başka şekilde yapacağım. Fenerbahçe maçında yendi.
Fener'e de 1-0 yendi. Çok acayip bir şey oldu şu an. Bu sefer Fener'in işi bitti. Ligde. Kupa. 3 gün sonra kupa maçı gene kıyamet. Gene kıyamet. Tabii. Gelelim 3. senaryoya. Karabük'ü yendi. Konya'yı da yendi. 43 yaptı. Gitti Bayern deplasmanından da 2-1 geldi. 2-1 mağlup yenildi. Ümitler sürüyor yani. Ümitler taşındı. Fenerbahçe maçı. Yendi Fenerbahçe'yi. Her yerde gidiyoruz kardeşim. Sen gel o kupa maçını Fenerbahçe'nin yerine koy kendini. Gene kıyamet. Yani bu burada bu ATV'ye söylerler. Kupa yani maçı sonra alın, alın falan derler. Muhtemelen öyle olur diye düşünüyorum. Ha ertelenmesine ben karşıyım. Ben de karşıyım. Mehmet Aynen... Diyelim ki ertelenmedi. Bak şimdiden söylüyorum bu maçın ikisinin iki maçı da yabancı hakem verin abi. Şimdiden söylüyorum mu? Mehmet ertelemez bu maçı. Ekle bir dakikalık ekle. Eklemem yok. Bir dakikalık. Ekle bir dakikalık. İşim bir dakikalık değil. Tamam o zaman reklama gideceğiz. Reklamın ardından devam edeceğiz. Birçok yorum gelmiş bu arada. Bak Mustafa Baykuş demiş ki Erbatur yıllar önce Galatasaray'ın maçları erteleniyordu demiş. Feridun Bey Erbatur bak birçok maç zamanında ertelendi. Yapıldı sondaj demiş. Çalışması. Ben doğru bulmuyorum. Zamanında da doğru bulmuyordum. Artık da sene oldu 2018. O zaman da kırmızı çizgi olmadığı için bunları ifade edemedik. Ya 2000 yılında ertelendi. 2010 ben... Maç ertelemesi diye bir şeye ben karşıyım. Eğer sen 3 kulvarda oynayacak bir takım kuruyorsan 3 kulvarda oynayacaksın. Çok güzel Erbatur'cum senden alıp devam edeyim. 1- Türkiye'de bugün elimizi vicdanımıza koyup söyleyelim. İkinci takımı şampiyonluğa oynayabilecek takım sayısı kaçtır? 2. Beşiktaş Başakşehir ve Melipol Başakşehir. Ve Beşiktaş. %100 aynı kadar. Fener'in ikinci takımı yok ki zaten. Yarısı sakat. Galatasaray'ın ikinci takımıyla ilgili burada sezon başından beri değil. Tarık Şam'dan falan oynuyor tabii. Yani. İşte Galatasaray'ın ikinci takımında. Yok. 21 Nisan 2013 günü Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Gençler Birliği mağlubiyeti sorusu açıklaması vardır. Hatırla ben de konuşacağım falan filan. Fatih Hoca'nın bir sene önce yaptığını Aykut Hoca da yapmıştı. Yayıncı kuruluşa 21 Nisan 2013 günü Gençler Birliği maçı sonrasında ki o maç Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği maçtır. Deplasmanda kaybetti 2-1 Ankara gücünde. Elkebir'in gol attığı maç Ankara'daki maç. Sonra 4 gün sonra o takım İstanbul'da Benfica'yı Avrupa Kupası'nda dahil olmak üzere ligin 60 toplamda 62 ya da 63. maçında toplamda Avrupa Kupası 65'in 64'de oynadı Fenerbahçe. Hı hı. Yani sırasıyla değil ama 64. sıradaki 63. sıradaki maçını oynadı. Yani Fenerbahçe futbol takımı 21'inde şampiyonluğu kaybetti. 25'inde İstanbul'da Benfica'yı yendi. Ben hiç hatırlamıyorum 2012-13 senesinde ne Aykut Hoca'nın ne Aziz Başkan'ın çıkıp maçlarımızı ertelediğini hatırlamıyorum. İki. Fenerbahçe o sene dediler ki 64'ünü oynadı bu takım. Dikkat Türkiye Kupası'na final oynadı. Fenerbahçe, yani boş değil Fenerbahçe. Fenerbahçe dedi ki o sene eğer finale çıkarsak UEFA'da finale çıkarsak kupada da finaldeydi Fenerbahçe. Evet. Kupa finalinin ertelenmesini isteyeceğiz demişti. İsteyeceğiz. Bu güzel. Eğer finale çıkarsak. Dönelim. İzleyicilerimizden Hakan Bey'den gelmiş. Haklı olarak Galatasaray'ın vakti zamanında maçta ertelendi mi? Ertelendi. Doğru. Ertelenmediği zamanlarda oldu ertelendi. Ama. Ertelendi. Şimdi tam onu söyleyeceğim. Şimdi bizim Mücahit'le de konuştum. Galatasaray'ın UEFA kupasını aldığı 1999-2000 senesinde çok maç ertelenmiş. İkinci yarıda ertelenmiş bir maçı yok. İkinci yarıda. Hı-hı. Fikret Başkan şimdi ikinci yarı için talepte bulunuyor. 2000-2001 sezonda var. Martlarda falan baktım var. Gelen izleyicilerimizden gelen bilgilerde de var. Doğru itirazım yok. 99-2000 sezonu Türkiye'de bir futbol takımının en büyük sezonudur. Köpekler istedi diye atlar ölmezi niye dedi Lüçesko? Maçlar ertelenmediği için. Ertelendi sonra. Hangi maçı istedi? Ertelensin diye. Bilmiyorum. Beşiktaş maçı. Tamam. O yüzden tekrarlıyorum. Lafı doğru yerden kesin diye. 99-2000 sezonunda Galatasaray'ın maçları ertelendi. İkinci yarıda ertelenmedi. Fenerbahçe 2002-2012-2013 sezonunda Gençler Birliği maçı dahil o sene 65 resmi maçın 64'ünü oynadı. Ben Fenerbahçe'den şimdi Serdar hatırlattı. Bunun dışında herhangi bir erteleme... O da finale çıkarsak, kupada finale çıkarsak çakışıyor çünkü. Duymadım. Yani. Benfica maçında 4 gün sonra İstanbul'da 1-0 mağlubiyet. O sebeple Sayın Başkan'ın bu yöndeki talebinin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü sezon başında bu kadar paralarla Lens yedekse, sezon başında bu kadar paralarla 4. 5. stoperi alıyorsan, sezon başında bak zenginliğe bak ya, sağ bek dışında... Orkan İkonberi oynar mı Galatasaray'da? Bence oynardı. Olabilirdi. Bak bir arkadaşımız sağ bek dışında güzel. Beşiktaş'ta her mevkide 2 milli oyuncu var. Kaldı ki sağ bekede Medel, Necip, Atiba ya da şeyi atarsan
Vida'yı atarsan, Adriano'yu atarsan atıyorsun bu oyuncu sayısı Beşiktaş'ta çoğalır. 30'a Beşiktaş'ta her mevkide en az 2 tane milli takım seviyesinde oyuncu var. En kötüsü tırnak içinde Necip, o da kabul etse çocuk biliyorsun. Şeyin kaptanıydı. Kosova milli takım kaptanıydı. Kesin. Kaptanıydı tabii. Ya. Bunun kendi bir yapmayın, ekleme başkan, yapayım. Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en iyi, en zengin kadrosu. Metin Halife ya söylüyor bunu ya. En iyi, en zengin kadrosu. Ziya Hoca geçen gün bir telefonla konuştuk. Bu kadro dedi, hem bizim takımlarımızdan daha iyi hem de Metin Halife yazdığı kadrodan daha iyi dedi. Daha iyi. Ziya Hoca. Bir arkadaşımız bir mesaj söyledi. Atmış. Ya milletçe artık geçmişte olanların geçmişte kaldığını anlamalıyız diyor. Çok, o zaman çok, öyle yapıyor. Ya çok, o zaman öyle evet, diyor. Çok doğru. Biz o zaman da itiraz ettik de kırmızı çizgi yoktu. Bugünün koşullar içinde yaşamayı öğrenmeliyiz demiş. Çok doğru. Bravo. Yapmayın abi. Ediyorum seni. Ertelemeliyiz. Yani kardeşim ya geçmişte olmuş yani, geçmişte hata yapılmış diye. Evet. Yani ne yapalım ya? Bir daha mı yapalım aynısı diye? Bizde öyle bir şey var. Ama onlar da bunu yaptılar söylemiyorsunuz. Bunlar da bunu yaptılar söylemiyorsunuz. Onların maçları ertelendi yani, söylemiyorsunuz. Herkese... Ertelendi Galatasaray'ın 99-2000 sezonunun ilk yarısında olmuş, ertelendi. 18 sene önce ertelenmiş. İlk yarısında ertelendi. İkinci yarısında ertelenmiş. Ona varsayarsan 1960'lara baktığımızda haftada bir maç varmış falan yani. Ya bunlar, bunları geçelim. Yani evet. Manchester City ile mücadele edeceğim diyorsun. Ama, Manchester City Guardiola çıkıp maçlarımızı erteleyin, biz Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Çok bazen diyorlar, bazen diyorlar. Fikstürden şikayet ediyorlar ama maçları erteleyin demiyorlar. Bu kadar sıkışık takvim olmaz yeni diyor. Sezona düzgün takvim yap diyor. Evet. Şimdi burada bence çare şu. Bir kere bütün büyük takımlara bakın İngiltere'de. Bir de orada iki tane kupa var. Yani iki tane öyle. Kupa organizasyonu var. FA Cup'la neydi bir tane daha kupa var. FA Cup'la söyle diğerinde. Lig kupası ile FA Cup işte. Federasyon kupası. Şimdi genelde FA Cup'a önem veriyorlar. Evet doğru. Çünkü orada daha az maç var. Diğer kupada da olsa, FA Cup'ta da olsa, bilhassa Avrupa'da maç olup şampiyonluk rekabetinde olan takımlar genelde kupaya ikinci takımlarla çıkıyorlar abi. Rakip kim olursa olsun. Doğru öyle. Manchester United ile eşleşiyor da. Manchester United az takımla çıkıyor mesela. Evet. Çünkü Manchester United'in FA Cup hedefi var. Tamam. Chelsea o zamana kadar mesela yedek kadroyla gelmiş şeye. O tura kadar diyelim, çeyrek finaline kadar o yedek kadroyla gelmiş. Tamam? Doğru. Aynı kadroyla devam ediyor. Evet. Vay bana Fener çıktı. Ben işte şimdiye kadar atıyorum. Kalede Tolga'yı oynatıyordum. Tekrar Fabri'yi geçireyim demiyor mesela. Kalede kupa kadrosu var. Kupa kadrosu kimse aşağı yukarı onunla devam ediyor. Doğru. Şimdi senin kupa kadron kim abi? Mesela Fenerbahçe Beşiktaş karşısına Samet ve Oğuzkan'la çıkar mı? Şampiyonluk yarışması devam ederken. Çıkar mı bak, bu bir sorudur. Veya Şenol Hoca mesela kupada hep peklemeki kullanıyor. Evet. Her zaman. Doğru. Her maçta kullanıyor. Fenerbahçe'de kullanmaz. Fenerbahçe maçında peklemekle başlar mısın? Yani bu bence biraz bunları tartışmalı. Bence başlamalı her maç gol atıyordu. Bence mesela bu ya fikir tartışması diyor. Hocanın bir lafı var çok güzel bugün. Şenol Hoca'nın bizim röportajda bir lafı ne var. Ne diyor? İnsanlara değil fikirleri tartışmamız lazım diyor. Doğru. Bak fikir tartışalım. Acaba böyle mi yapmalıyız hocam? Zaten 2000... Mesela bunu kim yaptı ve neden eleştirildi? Bir tane örneği var Türkiye'de. 2009. Luis Aragonés. Onu söyleyecektim. Bu, İzmir'deki maç. Volkan Babacan kaleci. Beşiktaş'ın kazandığı final. Çünkü Volkan evet. Hatalı gol yedi. İki tane. İki üç golün ikisi hatalı. Üç bir biten maç. Ve dedi ki. İzmir'de. Bobo'nun attı. Volkan attı. Volkan Babacan ben finale kadar bu adamla geldim. Finalde de ben geldim. Finalde de bunu yaptım. İki tane hatalı gol yedi. Aziz Yıldırım'da. Kup finalden sonra Luis Aragonés'e dedi ki ben ona dedim Volkan'la oyna dedim dedi. Volkan dedi Demir'e. Yapmadı abi. Luis Aragonés Volkan Babacan'la finale çıktı. Final maçında da finali kaybetti Volkan'ın Babacan'ın hataları nedeniyle. Ama önemli değil bak. Bu bir fikir tartışmasıdır. Şimdi sen Mustafa Pekdemek'i hep oynatıyorsun doğru mu? Doğru. Lens'i de hep oynatıyorsun. Evet. Kupada bu ikisini hep kullanıyorsun. Yani Lens'i oynatıyor da oynuyor mu bilmiyorum Lens. O ayrı. Ayrı mesela. Bazen Fatih, hani Fatih biraz uç örnek. Fatih'i çok kullanmıyor. Yok Fatih oynuyor. Ama mesela Fenerbahçe Oğuzkan'ı kullanıyor. Samet'i kullanıyor. Samet'i de zaman zaman Oğuzkan kullanıyor. Çok iyi topçu bu arada. Şimdi bunları mesela böyle bir maç seyredelim ya. Bir Fener Beşiktaş maçında da böyle seyredelim. Seyredemezsin. Yani senin deyiminle bir seyredemezsin. Tolga oynasın. Hani mesela bak sana fikir tartışması. Evet, güzel tartışma. Acaba bunu mu yapmalıyız? Peki devam edelim. Yorumlarla devam edelim. Emre Çakır demiş ki. Kıyasladığın takım City, tebrik ederim seni demiş. Seni mi? Evet. Ondan Beşiktaş'ta Türkiye'nin City'si canım.
Hayır. Ben City öyle, yani. Ben öyle kıyaslarım ama. City ana. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulübü olmak hedefini koyuyorsan her zaman hedefin büyükler olacak. Kullandığı futbolcu sayısı 21-22 fazla değil yani. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde o biraz fazla parası var. Biraz daha fazla iddialı yani. Şampiyonluk iddiası var. Ama ülke puanı için çok önemli demiş Burhan Bey. Ne önemli? Tamam, Bayern maçı yani ne, Bayern maçıyla ne ilgisi var? Bayern maçı oynuyorsun. Bir daha Fener oynuyorsun. Evet. Bayern maçı öncesi değil ki bu. Bayern maçından sonra bu. Ben zaten İzleyicimize bir soru sorabiliyor muyuz? Ha, ama ertelenir. Bak ben sana söyleyeyim. Erteleneceğini söyleyeyim yani. İzleyicimize bir soru soralım. Ben sihirli ve sınırsız bir gücüm. Diyorum ki o izleyicimiz ama ne olur. O izleyicimize. Sana Bayern Münih'i elemeyi veriyorum. Öteki tarafta lig şampiyonluğu veriyorum. Hangisini kabul ediyorsun? Lig şampiyonluğunu kabul eder bence. Demek ki Bayern Münih maçların herhangi bir hükmü yok o izleyicimizin gözünde. Şampiyonlar Ligi'ne gitmezsen bir anlamı yok. Ülke puanı diyor ya. Evet tabii ki. Mevzu o biraz eyyam oluyor yani. Ben Beşiktaş'ın da Bayern Münih maçlarında çok iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. İyi maçlar çıkacağını düşünüyorum. Bizim yani elenecektir. Elenecektir ama Övünç eleyeceğini düşünüyor. Ama ben Beşiktaş'ın iyi oyun çok iyi maçlar çıkacağını inşallah oynar. Peki Özgür Bilge demiş ki yıllardır ilgimi çekiyor. Kupada karşılaşacak rakipler hep aynı hafta ligde de denk geliyor. Hakikaten olacak iş değil demiş. Yahu tamam işte çeyrek falan filan denk geliyor ya. Evet ondan. Tuna Bey evet zamanında ertelemeler oldu biz de söylüyoruz anlattık ama bu zamanındaydı, eskidendi, geçmişti, bitti artık. O yüzden geçmişteki futbolumuzla bugünkü futbolumuz arasındaki farkı konuşmaya çalışıyoruz. Kimseyi aşağıda çekmeye çalışmıyoruz. Böyle görüşlerde lütfen Beşiktaş olmasın Aykut Bey. Biz Beşiktaş mı aşağı çekmeyiz? Hayır bu bak Galatasaray ile Fenerbahçe yarışı nasıl sokarız düşüncesiymiş. Fener Beşiktaş arkasında. Ya lig maçı mı ertelensin kardeşim? Lig maçı ertelenebilir mi? Kupa maçı ertelenmeli. Yani bahsedilen konu kupa maçı zaten. Evet. Fener'le Beşiktaş'ı, Fener'le Galatasaray'ı devreye sokma durumu nedir abi? Galatasaray zaten senin 5 puan, 3 puan, 4 puan önünde ya. Zaten devrede adam yani. Sedat Bey demiş Fener ki. Fener de önünde yani. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar saçma bir yorum olur mu abi? Sedat Bey demiş ki. Biraz zeka ya. Yabancı yönetici de olmalı demiş. Bence de. Yabancı hakemlerden sonra. Adana Öztürk değil mi? Kazansaydı Este ve Kazza'da Peter Kenyon ve 3. İsrailli beyefendiyi profesyonel olarak Pinizahar Galatasaray. Profesyonel olarak Galatasaray'ın başına getiriyordu. Yani Ünal Aysal Adana Öztürk seçimini kazansaydı. Vallahi. Hayır ben şeye kadar biliyorum. Ilgaz anlatmıştı bizim. Arkadaşlar İstanbul'un Beşiktaş'ında çok lüks bir otelde yerleri de yırtılmış ve geliyorlardı. Gelmişlerdi. Esteve Kalza'da Peter Kayın hikaye anlatmıyoruz yani. Önemli adamlar. Önemli adamlar. Peki kupada Fenerbahçe gençlerle Beşiktaş'ta yedek oyuncularıyla çıksa daha az gergin bir maç izleriz demiş Mustafa Bey. Vallahi güzel olur abi. Ben isterim. Ha bir de şey olur yani. Ya kupa bize yük diyorsunuz. Diyor herkes. Değil mi? Elendiğiniz zaman süt kupası diyorsunuz. Sayın Başkan süt kupası diyor geçen. Süt kupası. Ya tabii onu şakayla karışık söyledi. İşte o zaman hani abi çıkıyor iki abi. Takım da öyle evet. Çıksın abi. Çıkıyor abi işte. Peki Çağatay Bey bak bence bizde yeterli kadro var. Beşiktaş her türlü mental olarak hazır olduğu zaman bu fikstürü rahatça geçer. Kapıdan gelse de alnından öpsek. Çağatay Hatköy. Çağatay soyadı söyle. Hatköy. Hatköy. Hı-hı. Tebrik ediyoruz. Bu kadar basit. Bir yorum budur. Beşiktaş Türkiye'de tekrarlayalım. İki takımı olup şampiyonluğa oynayabilecek Başakşehir'le beraber tek kulüptür. Üçüncüsü tabii, yoktur. Tabii. Adam diyor ki Fenerbahçe ikinciyi çıkartamaz. Fener'in ikinci kadrosu yok. Şimdi Selçuk var bizim diyor ki Galatasaray'ın ikinci takımı geçerse beşinci oldu. Beşinci oldu zaten diyor doğru. Yani Fener'in ikinci takımı zaten 22 kişi çıkıyor Fener'de. Bir şeylere itiraz ederken önce kendi gücünüze takımının gücüne güvenin. Düşünme ya. Mehmet abi düşünme. Yani en tırnak içinde kötüsü Makedon milli takımı kaptanı Necip ya. Taraftarlarla aynı yönde düşünmelisin. Düşünmezsen olmaz. Tabii. Ya taraftarın da fikri bizden farklı olabilir canım. İşte onu söylemeye çalışıyorum ama mesela bizim fikrimiz onlardan farklı olmamalı diyorlar. Maç ertelenmesin de kupa kadrosuyla çıksın mesela bir hoca da. Bu cesareti göstersin. Yiğit Bey demiş ki Mehmet Ayhan bak Galatasaray aynı durumda olsa tam tersini konuşurdun demiş. Mehmet sende var öyle bir şey. Hakikaten yani. Bir fanatizm var bende. Var öyle bir şey var. İçimden mesela kanımı kessen buradan kırmızı bir şey kesin çıkar değil mi? Tabii canım kesin ya. 8. haberi hazırlar mısın? Öyle bir şey var yani öyle bir tarif edemediğim. Güzel güzel bunlar güzel bunlar güzel. Galatasaray'a karşı tarif edemediğim bir yoğunluğum var. Hatta reklam arasında aklımdan ne geçti? Elektrik var Galatasaray'da. Reklam arasında aklımdan şey gitti. Ceyhun'a söylesek de Fatih Hoca'yı arayıp yayına bağlasaydık. Hocam sen 99-2000 sezonunda ne yaptın diye. Aklımdan o geçti. O kadar Galatasaray'dım yani. Peki izleyicimiz demiş ki eskiden de mesela galibiyete 2 puan veriyorlardı. Gene oraya mı dönsek acaba? Çok güzel, şey. Çok güzel. Atilla abinin değiştirdiği fikir tartışması dediğin ve gerçekleşen olaydır. 86-87 sezonunda 2 puandı. 87-88 sezonunda 3 puan oldu. Ve Galatasaray Samsunspor'un maçlarıyla beraber toplam 90 puan aldığı sezondur. 87-88.
Diyor ya tersini söylersin. Bütün maçları Rıdvan kazanabilir demiş Ali Bey bu arada. Efendim? Ali Bey bütün maçları kazanabilir. Rıdvan abi 4'e 1 diyor değil mi? Tabii demiş tabii kazanabilir. O zaman da tarih yazıyor işte. O zaman tarih yazmış oluyor zaten. Gerçekleri demek ki tarih yazacak işte. Alper Ahi demiş ki yılda 3-4 milyon euro kazanan oyuncular haftada 2-3 maç var bahanesi yapamazlar demiş. Bir kere daha. Kim, hangi beyefendi? Alper Ahi. Alper Bey. Çok Alper Bey size de saygı sevgi. Bir daha söyle diyorsun. Bir daha söyle haydi söyle. Onu nasıl sevdiğim. Her maçına gelmedi. Yılda 3-4 milyon euro kazanan oyuncular haftada 2-3 maç var bahanesi yapamazlar. Ceyhun tanıtım yap bunu. Ama maç ertelenir. Ekrana bakarak mı? Ekrana söyleyeyim? Bakarak söyle. Yılda 2-3 milyon euro kazanan futbolcular haftada 3-4 maç oynuyoruz bahanesi yapamazlar. Az sonra hava durumu. Ben de bir anons vereyim. Bir anons versin. Ama bu maç ertelenir. Sen de bir şey ekle. Şenol Hocam, Fikret Bey ne olur yap. Peki. Bu arada hazır mı 8. haber? Maç ya fikstür ayarlama müdürü Beşiktaş'lıdır arkadaşlar. Besim neydi? Besim. Ama lütfen bence şöyle olmalı. Bir Fenerbahçeli, yani, bir Beşiktaşlı, bir Galatasaraylı olmalı kurullarda. Yani, bu eyyamları hoca, yapmalıyız. Hoca çok şey yapıyor ya. Söylüyor ya. Hepsine karşıyım bunların. Neyse. Konuyu değiştir.